Merhaba sevgili Oğlaklı, yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlar, 2022 yılı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Evet, bu yıl Oğlaklar için güzel bir yıl olacak. Çünkü düğümler Boğa ve Akrep aksında, tutulmalar Boğa ve Akrep aksında ve Boğa burcu toprak grubu bir burç ve siz sevgili Oğlaklara önemli, güzel, beklemediğiniz fırsatlar, şanslar, yenilikler ve değişimler getirecek. Bana gelmez, bana olmaz demeyin. Biliyorum hepiniz öyle söylüyorsunuzdur şu anda. Fakat eğer derece olarak haritanız etki alıyorsa, mesela 30 Nisan'da Boğa burcunda bir güneş tutulması var. 16'sında, 16 Mayıs'ta ise Akrep burcunda bir tutulma var. Ve bu tutulmalar sizin 5. evinizde. 5. ev yıldırım aşkları getirir bir defa. Özellikle bekar, yükseleni Oğlaklar. Aşk sizi öyle bir sarhoş edecek ki, öyle bir aşklar yaşayacaksınız ki inanamayacaksınız. Hatta bunlar sıra dışı olacaktır. Çünkü Uranüs etkisi bakış açısını değiştirdiği için yeni geleni oldukça farklı getirir ve kişi buraya daha fazla hevesli olur. Tepkili olmaz, yeniliğe daha açık olur, hatta yeniliği ister. Böyle yeni ilişkiler getirecek. Onun yanı sıra 5. evinizde çünkü bu tutulmalar. Çocuklar mesela, sürpriz çocuklar, sürpriz bebek haberleri yine bu alanı getireceklerinden. Ve üçüncü olarak finansal yapı. Tabii ki burada Uranüs olduğu için finansal yapının altını kalın kalın çizmem gerekiyor. Uranüs'ün getirdiği değişimler, yani temel çünkü değişimler olur. Burada ve bazen de zorlayıcı ve kayıplar da getirebilir. Maddi ve hani para anlamında maddi konularda, çünkü Satürn unutmayın ki ikinci evinizden geçiyor ve yıl boyunca para evinizden seyahatini sürdürecek. Orada bazı daralmalar getirdi. Belki harcamalarınızı fazlalaştırdı. Sorumluluklarınızı da arttırmış olabilir. Dolayısıyla orada yine bir dengeli, bir kontrollü olmak gerekiyor. Çünkü tutulmalar direkt para evinize zorlu açılar yaptığı için lütfen şansa dayalı özellikle paralarda temkinli, dikkatli olmanız gerekiyor. Zaten 2022 ekonomik anlamda risk içeren bir yıl olduğu için bunu lütfen unutmayın değerli Oğlaklar. Evet, ikinci tutulma serimiz ise yıl sonunda. 25 Ekim ve 8 Kasım'da da ikinci tutulma serimiz var. Yine Boğa ve Akrep aksında ve yine sizin 5 ve 11. evinizde. Bu arada 5. evinizden kuzey düğüm, 11. evinizden de güney düğüm geçiyor. Bu güney düğüm yönünde olacak tutulmalar, hani Akrep burcunda olduğunda direkt size etkilemiyor. Aslında size faydası bile var. Hayatınıza bir takım sosyal çevrenizle ilgili konularda ciddi temizlikler getireceğini söyleyebilirim. Arkadaşlarınızı, seçtiğiniz dostlukları oldukça sorgulatacak bir süreç, bir yıl olacak. Özellikle yılın ikinci yarısındaki tutulmalar burada daha güçlü olacağı için sosyal yapılar, ortak çalışılan işler, ekip ve grup çalışmaları, toplum içindeki görünürlük de yine burada öndedir. Çünkü ciddi bir toplumsal mesela organizasyonlar olabilir, gönüllü yapılan işler de yine burada ortada olacak ve çok görünürlük verecek size. Dikkat çekecek ve daha fazla kalabalık bir topluluk içinde olacaksınız. Ancak onların arasından da ciddi elemeler yapacaksınız değerli Oğlaklar. Evet, Jüpiter'imize gelelim. Bu yıl Jüpiter'imiz Balık burcuna geçiyor. Üçüncü evinizde ve Oğlak burçlarına yine buradan desteği var. Yani sekstil demek destek demektir. Özellikle tanıtımla ilgili bir iş yapıyorsanız, reklam olabilir, sanatsal bir iş olabilir. Burada güzel destekler verecek. Eğitim ve öğrenim mesela. Yeni bir eğitime başlamak için güzel fırsatlar getirecektir. Yakın çevre ilişkilerinizi daha güçlü kılacak. Kardeşleriyle ilişkilerinde sorunlar olanları daha pozitif yönde etkileyecektir. Hatta belki kardeşinizin hayatında da önemli güzel gelişmeler getirebilir. Buradaki geçen Jüpiter sayesinde. Tabii sizin ikili ilişkilerinize de yansıyacak bu. Mesela bazı oğlaklara evlilik getirebilir. Özellikle yıl ortasından itibaren evlilik teklifleri, iş ortaklıkları, tanıtım, reklam, yeni projelere imza atmak için de yine evet, ekonomik anlamda zor bir, genel olarak yani zor bir yıl olsa da yıl
Eğer doğum haritanızda uygun etkiler alıyorsa gerçekten size büyük fırsatlar, etkiler bırakacak. Jüpiter 11 Mayıs ile 29 Ekim tarihleri arasında Koç burcunda seyahat edecek. Dördüncü evinizde. Bu da yine sizin aile yapılarınıza da sirayet eden önemli ve güzel etkiler olacaktır. Sekizinci evinize de çünkü yansıyor. Bazı krizler varsa çözülmesi gereken hayatlarınızda ve sen bunları da yine çözmek için daha güçlü, daha iyimser bir hava verecek, daha kolaylık verecektir hayatınıza. Yani genel olarak baktığımızda aslında bu yıl sizin için gerçekten güzel bir yıl olacak. Bu yıl yine bizim için önemli bir transit daha var. Bizim enerji ve motivasyon gezegenimiz Mars 7 ay boyunca İkizler Burcu'nda seyahat edecek. 20 Ağustos'ta İkizler Burcu'na geçerek 2023-25 Mart'a kadar İkizler Burcu'nda ve tabii ki bu alanda bir de retro yapacak. Tabii Mars'ın retro hareketleri her zaman diğer tüm gezegenlerin retrolarına göre yani iç gezegenler olarak biraz daha yıpratıcı ve zorlayıcı olacaktır. Kişisel bazda değil toplumsal olarak da bizi ciddi etkiler bırakacaktır. Mars'ın retro yaptığı yıllarda en ciddi konular, olaylar hatta gündeme gelebilir. Sizin doğum haritanızda 6. eviniz olacak. Yılın 7 ayı bu söylemiş olduğum tarihler arasında 6. ev günlük hayatınız, çalışma koşullarınız mesela, çalışıyorsanız birlikte çalıştığınız yerler, kişiler ve iş hayatınızda ciddi bir hırs, mücadele etme, savaşma, ciddi emekler ve enerji harcayacaksınız. Aynı zamanda tabii Mars buradan geçerken, tabii Mars 6. ev sağlıkla da ilgili bir alan olduğu için belki küçük operasyonlar, küçük ameliyatlar mesela getirebilir yaşamınıza. Belki çözülmesi gereken ertelediğiniz, belki çok önemli görmediğiniz sağlık sorunlarınızı üstünden geçebilir. Onların şifalanması için tedaviler görebilirsiniz. 30 Ekim'de Mars bu alanda retro yapmaya başlayacak. Üçüncü evinize bir takım mesela engellerle karşılaşabilirsiniz. 6. ev işle de ilgili olduğu için tabii 3. evde de gerçi bir Jüpiter var ama daha çok günlük hayatınızda bir takım terslikler, aksilikler, zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Tabii bunun yanı sıra daha çok fiziksel tempo da gerekecek. Aslında burada bence en fazla da belki spor gibi fiziksel aktiviteleri de güçlendiren bir alan olduğu için belki de çok fazla spor yapacaksınız. Enerjinizi ve temponuzu yükselten bir alan. Mars'ın retro yaptığı dönemde işte bunlara biraz dikkat etmek gerekebilir. Ve onun yanı sıra seyahatler mesela yolculuklarla ilgili konularda da yine Mars'ın o retro yapacağı dönemde daha temkinli, daha dikkatli olunması tabii ki gerekiyor. Evet, onun yanı sıra da tabii ki Satürn, biraz önce bahsettim ama yine de üzerinden geçelim. Kova burcunda ve bu yıl da Kova'da ve para evinizde. Çok emek veriyorsunuz, çok çalışıyorsunuz, didiniyorsunuz, para kazanmak için her yola başvuruyorsunuz ama bir türlü istediğiniz noktaya gelemiyorsunuz. Çünkü Satürn burada bir takım sorunlar çıkartıyor olabilir. Çünkü bir yerlerde eksik kalıyorsunuzdur. Bir şeyleri atlıyor, ihmal ediyor. Gerekli özeni göstermiyorsanız eğer bu zorlukları yaşıyor olabilirsiniz. Ha belki de çok disiplinli birisinizdir bu anlamda. Yani çok hercai davranmıyorsunuzdur ve bu söylediklerimi yaşamayabilirsiniz. Ancak burada bu sene, şimdi ikinci ev transitleri kalıcı. Yani Satürn burada bu sene size daha kalıcı, daha sağlam böyle adımlar, kazançlarınızı bir rayına oturtacak. Hani daha sürekliliği olan işler, daha sürekliliği olan kazançlar getireceğini söyleyebilirim. Özellikle mesela eğer doğum haritanızda Mars'ınız retroysa, o Mars'ın retro yaptığı dönemde iş hayatınız veya yeni bir iş bulma veya kaçırdığınız bazı iş fırsatlarını geri getirebilir ve bu size daha kalıcı, uzun vadeli gelir olarak geri dönebilir. Açıkçası bu yıl sizin için iş çok önemli olacak. Kazançlarınızla ilgili eğer çok mücadele ettiyseniz, emin ve böyle güvenli ve kalıcı adımlar atmaya çalıştıysanız ya da attıysanız bu yıl burada bazı mükafatlar da getirecektir Satürn'ün transiti. Tabii yıla da Venüs retrosuyla giriyoruz. Venüs burcunuzda, retro Oğlak burcunda
Ve Ocak ayının 31'ine kadar retrosu burada devam edecek. Venüs retrolarında da yine enerjimiz içe dönük çalışacağı için istediğimiz sonuçları almakta zorlanabiliriz. Bir memnuniyetsizlik hali olabilir. Özel ilişkilerimiz, evlilikle ilgili konular yine burada başa sarabilir. Geçmişle ilgili takıntılı durumlar ortaya çıkabilir. 31 Ocağı kadar bu Venüs'ün retrosu burada zaman zaman sizin modunuzu aslında diyelim aşağı düşürebilir. Güzellik, estetik gibi bakımla ilgili konularda da belki istediğiniz neticeleri alamayabilirsiniz. Zaten böyle önemli bir fikriniz de varsa Venüs retrosunun bitmesini, yani 30 Ocak'tan sonrasını beklemenizi tavsiye ederim değerli oğlaklar. Evet sevgili oğlaklar, genel olarak evet tüm burçlar için aslında en şanslılarından bir tanesiniz. Güzel, mutlu, sağlıklı bir yıl diliyorum ve izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Mutlu yıllar.